Veteriner hekimine uygulanan şiddet aynı zamanda toplumun sağlık hakkına uygulanan bir şiddettir. Bizler linç ediliyor, darp ediliyor, daha ötesi öldürülüyoruz. Yaşanan süreç biz veteriner hekimleri yıldırmış, bıktırmış ve artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği meslek hayatlarında yaşanan şiddeti protesto etmek amacıyla iş bırakarak 81 ilde basın açıklaması düzenledi. Uşak Veteriner Hekimler Odası Başkanı Özgür Uğur, veteriner hekimlere uygulanan şiddet toplumun sağlığına uygulanan şiddettir diyerek Ankara'da şiddete uğrayan kadın veteriner hekim Ceren Eroğlu için de açıklama yaptı. Ağustos 2023 çok taze, daha 15 gün öncesinde Ankara'da mesleğini icra eden meslektaşımız veteriner hekim Ceren Eroğlu bir hasta yakını tarafından kedisinin tedavi sürecinde hayatını kaybetmesi üzerine görev başında saldırıya uğramış, kliniği darmadağın edilmiştir. Biz biliyoruz ki iş güvencesi ve can güvenliği nedeniyle açıklanamayan daha onlarca şiddet örtbas edilmekte, bizlere ve kamuoyuna yansıtılmamaktadır. Yaşanan bu şiddet biz veteriner hekimlerin artık yeter dedirecek noktaya getirmiş, birçok meslektaşımız ya mesleğini bırakmış, başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmeye başlamıştır. Unutmayınız, salgınlar, antibiyotik direnci, hayvanlardan insana ulaşabilen zoonotik hastalıklar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalacağımız en büyük sorunlardır. Veteriner hekimler tüm bu sorunların çözümü için zorlu bir akademik eğitim almış, çok farklı stratejik alanlarda görev yapan ve bu görevleri nedeniyle aynı zamanda halk sağlığının da garantisi olan bir mesleğin mensuplarıdırlar. Bu nedenle veteriner hekime uygulanan şiddet aynı zamanda toplumun sağlık hakkına uygulanan bir şiddettir. Çünkü veteriner hekime yapılan şiddet sağlıksız gıda, pahalı et ve süt, çocuklarımızda hayvansal protein eksikliği, kuduz, brusella, tüberküloz, şarbon, Kırım Kongo kanamalı ateşi ve benzeri hayvanlardan insana geçebilen hastalıklar olarak halkımıza geri dönmektir. Uğur konuşmasının devamında yaşanan süreç biz veteriner hekimleri yıldırmış, bıktırmış ve artık bıçak kemiğe dayanmıştır diyerek tüm veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmasını istedi. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere sesleniyoruz. Dünyayı bekleyen pandemiler, gıda krizi ve iklim krizi gibi sorunlar başta olmak üzere risklerin bertaraf edilmesi, ülkemizin bu süreçleri en az zararla atlatması için alınacak tedbirlerin en başında bu görevleri yapan veteriner hekimlerin can güvenliğinin ve iş güvencesiyle birlikte kamuda veteriner hekimlik otoritesinin güçlendirilmesi ve özlük haklarının iade edilmesi bulunmaktadır. Ancak bizler linç ediliyor, darp ediliyor, daha ötesi öldürülüyoruz ve bizlerle birlikte aslında halk sağlığı da öldürülüyor. Yaşanan süreç biz veteriner hekimleri yıldırmış, bıktırmış ve artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi gibi tüm özlük hakları konularında ve sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır. Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakma, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler 657 sayılı devlet memurları kanununda sağlık hizmetleri sınıfında tanımlanmışlardır. Vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmalıdırlar. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimler ve hakları iade edilmelidir.